Sevgili seyirciler, bugün Karadeniz bölgesinin en yüksek rakımlı şehrine Bayburt'a gidiyoruz. 1555 metrede sırtını Çoruh Nehri'ne dayamış kadim bir şehir Bayburt. Buluntular şehrin 5000 yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Sahnede Azciler, Kimmerler, İskitler, Haldiler, Urartular, Pontuslar, Persler, Romalılar, Bizanslar varken 1054 yılında Selçukluların hakimiyetine geçiyor. 14. yüzyılda Akkoyunlar Devleti Bayburt'ta kurulmuş. Otlukbeli Savaşı sonrasında 1514 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiş. 21 Haziran 1989 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin 69. ili olmuş. İsminin evrimi de oldukça enteresan. Bilinen adıyla Paypert, Payper, Babert, Paypert, Payimpurt, Bayiburt, Babirt, Papirt şeklinde geçen kelimenin son hecesi Berd'in yüksek kale anlamına geldiği bilinmekteyse de ilk hecesine bir mana verilemiyor. 1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adının zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeden oluştuğunu söylüyor. Osmanlı dönemindeki kayıtlara baktığımızda ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde görüyoruz. Bizleri Bayburt valimiz Cüneyt Epçim karşılıyor. Sayın Bakanım, sizleri Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bayburt'umuz tarih kültür şehri, kahramanlar yurdu, Dede Korkut diyarı, sözlü kültürün en güzel örneklerinin yaşatıldığı güzel, huzurlu bir memleket, şirin bir şehir. Sizleri burada ağırladığımız için ve şehrimizin tanıtımına verdiğiniz özel önem dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sizleri de Fahri Bayburtlu kabul ediyoruz. Tabii, o şeref bize ait olur. Çok teşekkür ederiz. Bayburt hakikaten çok güzel, çok gelişmiş. Bizim seyircilerimiz tahmin ediyorum bu programı gördükten sonra Bayburt'a rahatlıkla gelip buralarda konuları derinlemesine inceleyecekler. Neler var Bayburt'ta? Özellikle kültürel anlamda Bayburt'tan bahsettiğimizde tam bir kültür şehri. Neden böyle söylemek gerekir? Özellikle sözlü kültür geleneği içinde UNESCO tarafından kabul edilmiş dünyada 3 merkez var Dede Korkut hikayeciliğinin geçtiği. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Bayburt. Dede Korkut hikayelerinin üçünün yaşandığı yerde zaten Bayburt. Bunu çok değerli görüyoruz ve Dede Korkut ve Bayburt ilişkisini şehirde kurmaya çalışan bir müzeyi de çok yakın zamanda Bayburt'umuza kazandıracağız. Çok iddialı bir müze olacak. Bravo. Bayburt'un müzeler şehri olmasını istiyoruz. Bayburt'un bu anlamda bir özelliği var, onu da özellikle paylaşmak isteriz. İki müzemiz Avrupa Forumu'ndan, Avrupa Müze Forumu'ndan ödül aldı. Türkiye'de sadece Bayburt şehrinde, hatta Avrupa'da bile tek şehirde iki müzenin ödül aldığı tek şehir burası. Bunu Avrupa Komisyonu Müze Forumu'na biz çok teşekkür ediyoruz. Bayburt'a verdikleri destek için. Bu müzelerin bir tanesi Baksı Müzesi, diğeri Kenan Yavuz Etnografi Müzesi. Her iki müzemizde de Bayburtlular olarak gurur duyuyoruz ve bizler de devlet olarak bu müzelerimizi elimizden geldiğince ön plana çıkarmaya, desteklemeye gayret ediyoruz. Yani tarımdan bahsettik, biraz müzelerden bahsettik. Çok güzel, yani yeşil bir coğrafya, harika dağlar, ovalar burada, vadiler, hepsi beraber. İnşallah izleyicilerimize de bunu güzel bir şekilde anlatırız. Kaleyi çok methediyorlar. Ben de dışarıdan gördüğüm zaman hakikaten çok ihtişamlı. Motorla gelirken baktım. O zaman kaleye doğru geçelim. Bayburt'u kendisinden dinledikten sonra valimiz ile birlikte Çini Maçin, yani Bayburt Kalesi'ne gidiyoruz. Haklıymışsınız. Çok güzel bir manzarası var. Kale de hakikaten çok görkemli bir kale. Bu bize gösterdiğiniz Çinliler buralardan mı gelme? Evet Sayın Bakanım, Bayburt
Çinimaçin Kalesi'ndeyiz şu anda. Osmanlı dönemindeki ismiyle Çinimaçin Kalesi Çinimaçin anılıyor. Sebebi ise 800 yıl önce Selçuklu medeniyetinin ürünü olan Çinilerin kaleye yerleştirilmesi. Tabii bir savaş unsuru olarak, bir korunma ihtiyacından kaynaklanan bir ortama Çini gibi sanatsal bir ürünün konulması belki dünyada tek. Biz de bu yüzden bununla övünüyoruz ve bütün insanlarımızı, turizm severleri Bayburt Kalemize, Bayburt Kalesi Çinilerini izlemeye, dünya kalelerinin en ihtişamlarından olduğunu da iddia ettiğimiz kalemizi ziyaret etmeye davet ediyor. Zamanında bunun bütün etrafı Çinili miymiş Sayın Valim? Bu restorasyonu bir yıl önce gerçekleştirdik. Özel bir projeyle, tabii tescilli bir yapı olduğu için gerekli izinler alınarak bu Çiniler yerleştirildi. Ulu Cami'deki Çin'in motifleriyle de örtüşmektedir. Buna ilişkin özel bir projeyi koruma kurulundan geçirerek bunu başardık ve şu anda Bayburt Kalesi'ni Çinileriyle buluşturduk. Bu çok bizim güzel. İçin çok önemli ve değerli. Sayın Bakan. Evet. Burası Urartular öncesinde Azziler denen grup tarafından yapımına başlanıyor. Urartular döneminde kaleye eklemeler yapılıyor. Ondan sonraki dönemde... Urartu yani 2000 seneden fazla. Milattan önce 3000 dönemine kadar kale olduğuna dair elimizde belgeler var. Fakat gitgide her medeniyet bir şeyler ekliyor bu kaleye. Üzerinde 20'den fazla kitabenin olması. Bu şu demek, tarihte çeşitli restorasyonlar yapılmış, eklemeler yapılmış. Her restorasyonda, her eklemede ilgili sultan burada kaleye mührünü vurmuş. Ve kitabeye işlemiş bunları. Değişik motifler de kullanmışlar. Evet, çarkı bu, felek bu motifi, haşhaş motifi, gökyüzü motifi, sonsuzluk motifi, aşk motifi. Gibi motiflerimiz var. Müthiş. Bunları da böyle güzel bir şekilde çok güzel olmuş. Açık Hava Müzesi gibi burada sergiliyoruz. Tüm Türkiye'ye de örnek bir çalışma olduğunu iddia ediyoruz efendim. Hakikaten öyle. Çoruh'u kucaklayan bir kale, şehri kucaklayan bir kale özelliği var. Değişik zamanlarda burada şiir akşamları düzenlenebiliyor. Sosyal olarak çok fazla ziyaretçiyi özellikle yaz aylarında kabul ediyor kalemiz. Her daim burası açık. Yaz, kış, herkes buraya ulaşılabiliyor. Özellikle son yıllarda yaptığımız bu yürüyüş yoluyla da kalemizin turizm değerini arttırmaya çalıştık. Restorasyonunu yaptık kalemizin, kale surlarının. Bunlar önemli çalışmalar oldu. Dede Korkut Bayburt ilişkisini kuran bir mekan olarak da tasarlamaya çalıştık. Biraz önce yürüyüş yolunda gördüğünüz anlatılarda da bunu anlattık. Kaledeki restore ettiğimiz Çiniler bunlar. Ve bizim motiflerimiz, 6 ayrı motifimiz var. Şunlar şu sonsuzluk olanlar, evet, sonsuzluk şu Allah lafzı. Allah lafzı, evet. Bu efendim. Aşk ve şeyi, ne sevdiğini, muhabbet. Kuş parmak modeli, çarkı felek motifi var. Bu şekilde, yani burada Dede Korkut hikayeciliğinin anlatıldığı bir müze çalışmasıyla da kalemizi entegre edip Bayburt'u UNESCO tarafından kabul edilmiş Dede Korkut hikayeciliğinin merkezi olarak sunmak istiyorum. Peki Dede Korkut burada kaç yıllar arasında yaşamış? Şimdi efendim Dede Korkut'un yaşadığı dönem Selçukluların dönemi burada. Dede Korkut'un bilinen tek mezarı dünyada Masat köyümüzde var. Burada. Bayburt'ta Masat yani köyünde. Kanıtlanmış bir şekilde. Evet, kanıtlanmış Masat, bir şekilde. Masat Dede Korkut ama şeyde Orta Asya'dan kalkıyor buraya geliyor. Şimdi efendim bu hususta şunu söyleyebiliriz. Tek kişi değil. Değil. Üç tane ama, Dede Korkut. Evet. Üç merkezde var. Bunlardan bir merkez de Bayburt olarak UNESCO kabul etti. Ve şu anda Bayburt'un birçok köyünde sözlü kültür geleneği olarak Dede Korkut hikayeleri yaşlı kadınlar tarafından özellikle torunlarına anlatılmaktadır. Evet, bunlar yaşatıyoruz. Yani bu, hala bu yaşıyor. Kültürü yaşatıyoruz, deyişleriyle, sözleriyle yaşatıyoruz. Kale tam kurulacak yere kaleyi yapmışlar ve Anadolu'da çok yerde kale var. Ama ilk defa biz böyle Çinili bir kaleye geliyoruz. Yani bu bence hakikaten bütün bizi izleyen sevgili seyircilerimiz için de önemli diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir söylenti var. Öyleymiş ki zamanında bu güneş parladığı zaman ışık saçan bir kale görüntüsü verilmiş. Çok muhteşemmiş. Evet. Çeşitli seyyahlar bunu anlatmaktadır. Evliya Çelebi de anlatıyor. Anlatıyor. Başka seyyahlar da var. Avrupa'dan gelen seyyahlar da. Çiniler sayesinde gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olarak Bayburt Kalemiz geçmişteki seyyahlar tarafından da anlatılmıştır. Bu yani gez bitmiyor.
Peki bu ne kadarlık bir sur var bunun etrafında böyle? Surlar 3 kilometreyi buluyor. Yüksekliği 15 metreyi, 20 metreyi bulan yer yer surlar var. Ve antik dönemden kalma çeşitli kalıntıları da burada görmekteyiz. Hala devam ediyor mu peki arkeolojik kazı? Kazı çalışması 2 sene boyunca yapıldı. Şu anda da devam ettirme gayretimiz var. Anladım. Bu sene tekrardan yani daha kazdıkça çıkacak. Devam edecek. Tabii. Anladım. Çok değerli arkeolojik eserleri de bu kazılardan bekliyoruz burada. Tamam. Sayın Valim, çok güzel bir yere getirdiniz bizi. Yani bu kırlangıçlar burada zaten kuşların olduğu yerler. Genellikle böyle verimli yerlere bunlar yuvalarını yapıyorlar. Kaleye dayanıyorlar sırtlarını. Güvenlik içindeler. Bu kadar yüksekte. Aşağıda Çoruh Nehri değil mi? O aşağıda akan. Avrupa şehirlerini hep böyle överler. İçinden çok güzel nehir geçiyor. Şimdi şuraya bakıyorum da Bayburt'ta çok güzel bir yer. Çok şanslıyız. Siz görev yapıyorsunuz. Biz de sizi geldik ziyaret ettik. Çok şanslı görüyorum kendimi. Evet, bu güzellikleri yansıttığınız için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Bu Çoruh Nehri ruh veren, can veren nehir anlamında Farsça'da. Değil mi? Çoruh. Ve Çoruh Nehri sadece bizim şehrimize değil, Erzurum'da işte bazı ilçeler, yine Artvin, Batum gibi şehirlere de ruh vermeye bundan sonra da devam edecek. Sayın Valim, buradan izleyicilerimizi biz, benim şehrim izleyicilerinin tamamını Bayburt'a davet edelim. Bayburt'un güzelliklerini, şirin şehir olmasını, şehir sempatisinden de yararlanarak bütün izleyicilerimizi Bayburt'a davet ediyoruz. Bayburt'umuzda Dede Korkut ilişkisini, Bayburt'un kalesiyle olan ilişkisini görmelerini herkese tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Valimiz bizi hemen bırakmıyor. Öğle yemeğinde Bayburt'un en eski dönercisinin dükkanına çeviriyoruz motoru. Sevgili seyirciler, burada Ramiz ustamız var. Ramiz Bayrak Usta 40 senedir bu gayet güzel döneri Bayburt'ta yapan, benim şehrim Bayburt'un olmazsa olmaz parçası. Usta, ne yapıyorsun bunu? Kaç şiş yapıyorsun böyle? Günlük 3 şiş. 3 şiş, 4 şiş. Kaç kilo olur ortalama? 10'ar 15'er kilodan yapıyorum. Çok fazla 50-60 kilo yapıyorsun. Tadını da bırakıyorsun, kurutmuyorsun. Sulu sulu bir döner yapıyorsun. Güzel kesiyorsun. 40 senedir bu işi yapıyorsun. 40 senedir. Eti nasıl hazırlıyorsun? Anlat bakalım bize. İşin sırrı ne? Bu şahane bir et. Eti akşamdan terbiye yapıyorum. Terbiye yani. Yapıyorsun. Neyle terbiye ediyorsun? Karşısından geçip terbiyeli ol mu diyorsun ete? Yoksa kendi kendine mi terbiye oluyorsun? Onu kendim... Sırrın var değil mi? Evet. Söylemeyeceksin onu. Söyleme. Söyleyeyim. Söyleme. Söyleme. Sende kalsın. Elim var yani. Bu elde evet, bu el lezzet buradan oluyor. Elim ayarım. Tabii biz yapıyoruz. Yapıyorsun. Ayarıyla. Tamam. İşte bizim Bayburt'un çekikten bir otlanmış besmanlarımız. Bu hayvanlar Bayburt'ta zaten mera, her taraf açık mera. Açık mera. Her şey var. Doğal, organik. Var, onu yiyen hayvan da lezzetli oluyor. Bir de et sen geçip karşısına terbiyeli ol diyorsun. Tamam, ondan aynen. Sonra bitiyor. Değil mi? Aynen. Peki. Ben de o zaman geçeyim, bir kalite kontrolüne devam edeyim. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sırada memleketine aşık bir adamın köyüne gidiyoruz. Bu adam öyle bir adam ki Bayburt'un Beşpınar köyünden ekmek almaya diye çıkıp üniversiteye gitmiş. Üniversite sonrası bürokrasi ve özel sektörde en üst düzeylere kadar çıkmış. Kocaman organizasyonları ve dev şirketleri başarıyla yönetmiş, hala da yönetmekte. Ancak aklı fikri hala baba ocağının eski kapısı, çift sürdüğü pulluğu, süt sağılan helkesi, harman dövülen, döğen ve mis gibi ekmek kokan tandırda kalmış. Ne kadar harika bir cennet. Neresi burası? Kenan Başkanım, ne yaptınız siz buralarda ya? Bayburt'un Beşpınar Köyü. Beşpınar. Beşpınar Köyü, eski ismi Yukarı Loru. Dede Korkut Diyarı'na hoş geldiniz. Avrupa şampiyonu müzeye geldiniz. 21 Avrupa'da Yılın Müzesi, evet. Silletto Büyük Ödülünü almışsınız. Evet. Vay vay. Kültür mirasını görünür kıldığımız için Avrupa'da Yılın Müzesi olduk. Bir şey karşılama notu. Karşılama 100 üzerinden 100. Böyle bir karşılama yok. Bayburt karşılaması bu.
Bu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde şimdi burası da Çin'in maçım var, su değirmeni var, sergi salonu var, köy meydanı var, açık hava sineması var, bezirya değirmeni var, tandırlık var. Bu tarafta tarım aletleri var. Örnek evler yapıyorsunuz. Kuş evi, köy evi, mescit var, kütüphane var ve burada aşağıhane var. En sevdiğim bölüm. Bu kadar etkinliği bu müzenin içerisine nasıl barındırdınız? Nasıl koydunuz? Sayın Bakanım, bu 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. İhtiyaçlar birbirini doğurdukça büyüdük. Anadolu'nun geleneğini, yaşam biçimini, sosyal yaşamını, geçmişte var olan her şeyi bugüne taşıma zorunluluğundan kaynaklanan bir gelişim oldu. Şimdi bizim o zaman hala formülü uyulamayan Çinilerimizin bazı örneklerini de buraya yerleştirmişsiniz. Ön tarafta Selçuklu Kartalı var. Bu tarafta yine Selçuklu Aslanı var. Bence geçmişi hakikaten günümüze götürürken şu koridorda bile bir zaman tünelinde olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Bayburt Taşı bu Sayın Bakanım. Bayburt Taşı'nın... Bayburt Taşı'nın içerisinde Çin'i var. İznik Çin'isi var. Çinleri İznik'te yaptırdık bunları. Bayburt'ta çok güzel Çin'i örnekleri var. Çin'i Maçın Kalesi de oradan geliyor. Evet. Biliyorsunuz. Bayburt Kalesi orijinalde Çin'i Maçın Kalesi. Çinliler zamanla kırılmıştı. Bayburt Valiliği ile yaptığımız projeyle Çinlileri gündeme getirdik. Hem Bayburt Kalesi Çinlileriyle buluştu hem de bu Orta Asya mezar başlığı Balbal geleneğini Bayburt Taşı ile buluşturduk ve güzel bir çok, mimari. Çok güzel oldu. Kenan Başkanım, müzeyi açalı 2 sene olmuş. Bakıyorum da son derece yoğun ziyaretçiniz var. Yani programı çekmek için böyle aramızı kollamamız lazım. Orada bir genç grup var. Gelin bakalım. Kim bu arkadaşlar? Köyümüzün genç kızları sayın. Öyle mi? Evet. Siz bu köyde ilkokulu okuyorsunuz. Evet. Karneleri aldınız. Evet. Karnelerin hepsi iyi mi? Şöyle evet. Geçelim bakalım yanlarınızda. Şöyle heh. Şimdi bizim böyle benim şehrim izleyicileri var. Benim programımı sizler de izlersiniz. Pazar günü kendinizi görürsünüz. Her pazar Haber Global'de saat 11.15'te çıkıyoruz. Benim Bayburt. Vallahi harikasınız. Müzenin kapalı bölümüne geçmeden önce bizi kapılar bekliyor. Her biri ayrı bir anlama sahip kapılar. Kim bilir kimleri hasretle beklediler yüzlerce yıldır. Açılmayı bekler kapılar. Gel ey alemlerin sultanı, ey sevgili, en sevgili canım efendim. Berekettir kapılar. Açılır yaradanın yarattıklarına, kapanır gecenin karanlığına. Bir tahta kaşık dolanır elden ele sofralarda. Hakikaten buradaki her kapının ayrı bir güzelliği var, ayrı bir tarihi var. Siz bu kapıları ne kadar zamanda topladınız ya? Dedemin kapısında okuyor. Dedenin kapısı. Dedemin kapısı hadi kalkın şafak söktü. Gün doğuyor bayram vakti. Susamış buzağlar, buğdaylar, yoncalar, arpalar. Seslenirdi dedem. Adı Mecitoğlu Şamil. Vay vay. Nur içinde yaz. Şimdi burada her kapının bir anısı var. Evet. Bu da babanızın kapısı. Hangisi evet, babanızın kapısı? Babamın kapısı. Bu mu? Evet. Dedenin kapısı hangisi? Dedemin kapısı da bu. Dedenin kapısı bu. Şimdi buraya gidelim. Babamın kapısı bu kapı. Bir türkü mırıldanır dost meclisinde. Bu kapı mı yoksa buluşturacak bizi? Ötelerde adı Mecit. Mecit. O benim babam. Nur içinde yaz. Üstünde çok fazla oyma var. Ama üstündeki renk artık gitmiş. Babanın kapısında turkuaz rengi aynen duruyor. Selçuklu rengi duruyor. Halime Ana bizi evine davet etti. Bir uğrayıp elini öpelim dedik. Bakalım neler anlatacak. Ne var ne yok? Lan sen bekle. Halime teyzem, iyi misin? İyi, vallahi şükür. Allah şükrünü arttırsın. Ne kadar güzel bir evin var senin. Annem böyle. Annem buraya gelin oldu Sayın Bakan. Öyle mi? Bu odaya. Bu aynam gelinlik. Makinem gelinlik. Hepsi burada. Saati var o da. Hep bu dikiş makinesini kullandın. Dikiş makinesi. Burada bu örtüleri sen yaptın. Bu işlemeler hep gelinlik sakladık. Maşallah. Gelin olduğun zaman çeyiz sandığında mıydı vardı burada? Evet. Çeyizimdi. Bir de çeyiz yazılırdı. He. Evet. Güzel çeyiz yazılırdı. Peki maşallah. Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişsin böyle. Kenan Yavuz buraya müze yapmış. Ama müze yaparken senin evi de böyle içerisine koymuş. Mevlam yetiştirdi Mevlam. Ya canım benim. O duayla. Duayla değil mi? Duayla. Her şey dua. İşte bunu gençlere anlatmak lazım. Anne baba duası alan adamın sırtı yere gelmiyor. Biz çok mutlu olduk. Sizi de burada gördük. Sizinle beraber olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk bizim için. Benim şehrim izleyicileri de böyle nurlu yüzlü anaları görünce kendi analarını hatırlıyorlar. Onlar da analarının duasını almaya çalışıyorlar. Çok teşekkür ederiz.
Oh maşallah, maşallah. Birçoğumuzun eski diye görmek istemediği, bir köşeye attığı ve hatta eskiciye sattığı malzemeleri toplayıp sergilemeye takmış kafayı. Doğduğu evin taşına dil, toprağına can katmış. Hem de durup dururken, kimse ondan bir şey istememişken, vefa borcu saymış. Bir de yanına çocukluk arkadaşlarını katmış köyden. Bir türküyü hep bir ağızdan söylemenin keyfini sıcak şöminelerde paylaşmışlar. O yine yüksek Selçuklu tavanı. Evet. Bu, kırlangıç tavan mı diyorduk kırlangıç, buna? Kırlangıç, kırman da deniyor. Kırlangıç tavan Sayın Bakanım. Bizim bölgemizde. Işığı içeriye en güzel mimari, veren şekilde bir mimari. Tandırlık burası biliyorsunuz. Aynı zamanda evet. Tandır yandığı zaman Anadolu'da kadınlar iki günde bir tandır yakarlar. Ekmek pişirirler, yemekler, her şey burada olur. Bunu yayık yapar. Yayık ayranı yapıyorlar. Evet. Tereyağı yapıyorlar. Yani tereyağı. Şöyle. Evet, burası da yine ebeveyn odası mı burası? Burası dedemle ninemin odası. Dede ile nine. Tabii. Orada fotoğrafları var. Ninemin sandığı. Dedemin dolabı. O dolap Anadolu'da hep kilitlidir sanırım. Kilitli. Biraz sonra bize de hikayesini anlatacağız. Tamam. İçinde çünkü kesme şeker sak. O zaman şeker çok pahalı. Burası banyo mu? Burası yok. Banyo yerde. Yerde burası mi? Burası elbise yani. Dolabı. Elbise dolabı. Çok güzel. Banyo yerdedir Sayın Bakanım. Öyle. Ya, buradan nasıl? Bunu kaldırıyorsunuz. Biraz daha derin olması lazım. Yani Anadolu'daki evlerde sevgili seyirciler eski evlerde, Anadolu evlerinde hep bir banyo. Ya böyle bir dolabın arkasına gizlenmiştir. Ya baktığınız zaman halının altında giriş kapısı vardır. Ama mutlaka ebeveynlerin odasında kendine ait bir banyoları olur. Kerem Başkanım, bu kadar tabağa böyle yukarıya doğru, gökyüzüne doğru gidiyor mu tabaklar? Ne, evet. Nedir bunun hikayesi? Burasına Anadolu'da düzü koşu bölümü denir. Yani düzü koşu. Eşyalarının aynı zamanda sergilendiği, evin, ailenin durumunu da ortaya koyan bir kompozisyonu var. Yüksek terekte evdeki bütün kullanılan tabak, çanak burada sergilenir. Bu terek yani terek, şey ismi. Evet. Kadınlar merdivenle çıkarlar. Peki bunlar mesela şimdi en çok kullanılandan en az kullanılana doğru bir çünkü dizi var değil mi? Yukarıdakiler baklava börek tepsileri sadece bayramdan bayrama iner. Anladım. Onun için onlar en yukarıda. Her gün baklava börek yok ya. Tamam ama şurada kendileri ulaşabilecekleri yerde günlük kullanım günlük malzemeler burada. Yani. Peki. Burada ambar var. Ambar. Ambar biliyorsunuz. Evet. Kışlık un, tahıl. Bunların hepsini bir de geçip, buradan ihtiyaçları kadar alıyorlar ve kapalı. Evet. Dolayısıyla herhangi bir haşerenin girmiyorsun. Bir bölümde de bir yıl sonraki tohum olarak kullanacağınız buğdayı da burada saklarsınız. Burası bu ne? Gelin direği? Bu da gelin direği. Gelin odası mı burası? Şöyle, bizim Bayburt'ta Anadolu köylerinden hemen hemen hepsinin düzü koşu bölümünde bir gelin direği bu. Gelin direği gelin eve girdikten sonra damat evine gelin bu sandalyenin önüne üzerine çıkar. Ve burada düğün kurulur tekrar. Damat tarafının kadınları oynarlar. Bir yandan da gelini kritik ederler. Kaşırdı, gözüydü falan. damat ve arkadaşları da damda oynarlar. Hmm. Kızın arkadaşları burada. Genç kızlar. Evet. Damat da yukarıda. Evet. Genç delikanlılar da kızları en güzel haliyle orada günlerde görebildikleri evet. için oradan bacadan bakmak için hepsi birbirlerini yer. O hakları yani, var ama. Birbirine de sen ne alacaksın falan filan. Sonra bir görüşme de oluyor zaten. Bu şekilde kesişmeyle karşılıklı. Görüşme çok zor. Zor da yani karşıdan böyle evet. bakıyorlar yani. Tabii orada. Kim kimdir, ne nedir? Kimi seviyorsa oradan tabii. bir şey atar. Yazılı bir şeyler, toprak taş. Evet. Bazıları da kaya atıyormuş, evet. yaralıyormuş. Gelin direğinin anlamı da artık bu evin direği sensin anlamı. Evet. Evet. Bu çünkü sonuçta gelin evi götüren gelin insan oluyor. Evet. evet. Çok güzel bir köy evini gördük. Halime teyzemizi gördük. Anne duası aldın. Bundan sonra daha da kolay sırtım için. Sırtım sağlam Allah'a şükür. Şimdi ne tarafa geçeceğiz? Şimdi değirmenimize gideceğiz. Un öğüteceğiz Sayın Bakanım. Tamam. Kolay gelsin. Ne haber? İyi misin? Bu ne bu ya? Şimdi değirmen burada. Bu su. Su vuruyor, taş dönüyor Sayın Bakan. Su vuruyor, taş dönüyor. Evet. Biz de bu unu götürüyoruz ondan sonra, evet. yiyoruz ha. Evet. Biz atıyoruz buğdayı, öyle mi? Buradan hazineden, buradan buğday geliyor.
Buradan atıyoruz. Hiç el değmeden şuradan da su geliyor. Suyun geldiği yerden bu dönüyor. Böylelikle un haline geliyor. Avrupa Müze Forumu, Avrupa'da Yılın Müzesi 2021 Siletto ödülünü alan müzemizin içinde bakalım bizleri ne bekliyor. Oo, burada muazzam bir müze var yine. Biz biliyorsunuz 2021 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi'yiz. Bizim akreditasyon belgemiz, ödül belgemiz. Avrupa Müze Forumu 44 yıldan beri Avrupa Komisyonu'nun altında dünyanın en prestijli ödüllerini veren kurum. Her yıl 6 ana kategoride ödül veriyor. Evet. Biz kültür mirası kategorisinde yarıştığımız 90 müze arasından birinci olarak Siletto. 90 müze kaç ülke? Aşağı yukarı 26. 26 ülkede. Yani 26 ülkede Türkiye'ye bu unvanı siz kazandırıyorsunuz. Evet, evet. Büyük bir başarı. Burada kalaylı sepet deniyor. Evet. Her yıl kazanan müzede bir yıl kalıyor. Daha sonra yeni kazanan müzeye geçiyorsunuz. Bunu da 1850'li yıllarda İskoç tasarımcı Archibald Knox yapmış bunu. Uluslararası camiada buna kalaylı sepet diyor. Kalaylı sepet sizde. Evet, emaneten verildi. Şöyle, orijinali bu yıl İspanya Müzesi kazandı, onlara verdik. Tamam. İmitasyonunu yaparak İrfan kalıpçı ya sayın. Tamam. Ha, tamam. Plastikten. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Burada burada makaslar var. Bu siz topladığınız tabii eski daktilolar var. Ayak keser. Yani burayı şimdi biz hızlı geçiyoruz ama sevgili seyirciler, Bayburt'a geleceksiniz. Beşpınar Köyü'nde Kenan Yavuz Müzesi'ne gelip bunları içinize sindirecek zamanı bırakarak izleyeceksiniz. Burada her eşyanın mutlaka hikayesi var. Var. Mesela bu sandıkların sahiplerinin hikayelerini burada barkodtan okutarak dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel. Yani bu sandıkların sahipleri ninelerinin, annelerinin hikayelerini anlattılar. Siz buradaki her objeye bir barkod yaparak şu maşrapanın hikayesini bile istediğimiz zaman baktığımız yerden tak alıp bütün detayıyla bu hikayeyi görebiliyoruz. Eski meşhur, eski Türk filmlerinde de görürdük. Tahta sandıkla askere giderler, İstanbul'a giderler. Onlar hepsi çok güzel şeyler. Aileler kendi hatıra eşyalarını bağışlıyorlar. Mesela bu hanımefendi babasının kol düğmelerini, tesbihini, evet, çok güzel, hikayesiyle beraber, babasının hikayesiyle beraber gönderdi. Biz de onu sergiliyoruz. Sevgili seyirciler, daha önce söyledim, Kenan Yavuz bu müzenin kurucusu, bugüne kadar getiren, en çok emek sarf eden insanlardan bir tanesi. Ailesi de tabii çok yardımcı olmuş ama aslında biz petrokimyacı olarak tanıyoruz. Yani Türkiye'de petrokimya dediğiniz zaman bunun başında birçok rafinerilerin ve daha evvel de devlet kurumlarının, petrolle ilgili devlet kurumlarının başında Kenan Bey hep yer aldı. Büyük bir birikim. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında bir isim. O zaten birikime sahip olduğu için Azerbaycan'ın en büyük ödülünü aldı. Çünkü hizmetleri hakikaten Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından da takdir edildi. Ve o kendisine o madalyayı, terakki madalyası kendisine takdim edildi. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Bu sizin bahsettiğiniz meşhur sanat tarihçisi müdürümüz Aleyna Hanım, değil mi? Evet, hoş geldiniz. Peki Aleyna Hanım, burayı da sizden dinleyelim. Biliyorsunuz ki müzemiz etnografya müzesi ve etnografik eserleri sergiliyoruz. Burada da tarla ölçme aletimizi görüyoruz. Tarla ölçme aletimiz biz üçgen olarak koyduk ama uzunluğu 10 metredir. Ve tarlaları eskiden bununla ölçüyorlar. Bu eşkenar üçgen galiba, öyle mi? Hayır, aslında dümdüz bir çubuk. 10 metrelik çubuğu böyle. 10 metrelik ve eğer tarlaya yetmezse üzerine ilaveleri de yapıyorlar. Müzemizin en önemli parçalarından Kenan Bey için de çok önemlidir. Kenan Bey'in dedesinin dolabıdır. Ha, Kenan Bey'in dedesi bu. Evet. Hmm, adı neydi? Şamil. Şamil Bey. Şeyh Şamil. Şeyh Şamil bu mu? Ya ben de Şeyh Şamil'in torunuyum sayın bakalım. Valla sen daha yumuşak bakıyorsun. Bu bayağı otoriter bir adama benziyor ha. Şeyh Şamil'in torunu olmak olabilir.
Burada dolabı var. Bu dolap nişin. Dedenin dolabı mı bu? Evet. Ha, dede dolabı zaten yazıyor ya. Evet. Allah'ım ya. Hikayesinde yazıyoruz. Şimdi bizim izleyiciler diyecek ki okuman yazman yok mu? Burada dede dolabı yazmışlar. Sen ne anlatıyorsun? Evet, peki. Bu dolaplar duvara gömme oluyor. Zaten o dönem, eski dönemlerde yüklükler de oluyor. Ama bu dolap çok önemli. Evin en önemli hazinesi diyebilirim yani. Hmm. Çünkü eskiden biliyorsunuz çay ve şeker parayla alınıyordu. Çok pahalı. Tabii ki de. Şeker yani çok pahalı. Diğer ürünler yine takas edilebiliyordu. Ha. Özellikle köy hayatında ama şeker çok önemli. Burada da dedemiz şekerlerini saklıyor. Kıtlama Vay. Şekeri. Kıtlama şekerinin de şöyle bir anlamı var. Öncelerde yarışmalar da yapılırmış kıtlama şekeriyle. Çünkü sıcakta çok yavaş eridiği için bir şekerle ortalama kaç çay içilebilir yarışması yapılırmış. Şimdi önceden. Bu bir taraftan da müzenin içerisindeki iklimlendirmenin güzelliğini gösteriyor. Yani biz şu anda gayet serin bir ortamdayız sevgili seyirciler. Serin ama nemsiz bir ortam. Şeker aynen kaç yüz sene belki durmuştur bu. Bunu şimdi kıtlayıp içiyorsunuz evet. size. Evet. Erzurum gibi Bayburt'un da aynı. Bunu barut sıkıştırma. Mermi dolum makinası da deniliyor. Şimdi burası da tabii bir yani zaten otluk belini de yaşamış ama daha sonra Rus savaşlarını yaşadığı zamanlarda buradaki kadınların barut sıktığı söylenir. Bu o cihaz herhalde değil mi? Evet. Mermi dolum makinesi. Evet. Burada da mermilerin piştov. Piştov tabanca. Burada da çok güzel bir eski tüfek var. Rus beşlisi. Arkada şurada da var. Kop savaşları Bayburt tarihinde çok önemli. Anadolu içinde biliyorsunuz kop savaşlarında eğer Rusları biz 3 ay dondurduk Sayın Bakan. Yani Bayburtlular olarak. Önlemeseydiniz biz yanmıştık. Gümüşhaneler de biraz yardım etti ama. Oraya gittim onlar yaptık diye. Buraya geldim bunlar yaptık diye. Neyse. 3 ay durduruldu Ruslar. Anadolu işlerine daha fazla ilerleyemez. 17 Bolşevik devriminin olduktan sonra geri döndüler ya. O 3 ay belki Kop Dağı'nda durdurulmasaydı belki de Ruslar Ankara'ya kadar ilerleyemezdi. Gelirlerdi ama... Akıbet yine aynı olurdu. Ve Ankara yakınlarına elbette, gelenleri elbette, denize dökmüştük biliyorsun. Geleni götürürüz biz. Evet. 1950 döneminde 2. Dünya Savaşı'nda Anadolu'nun çok önemli bir simgesi Sayın Bakanım. Üzerinde gördüğünüz orijinal bir mühür. Biliyorsunuz şahnalar buğday yığınlarından devletin payını almadan önce çiftçi kendi buğdayını kullanamazdı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'na girmiş Türkiye'de. Balkan Savaşları'nın lojistik nedeniyle yenildiğimiz için aynı kadro biliyorsunuz Genelkurmay kadrosu. Mecburen. 1940'lı yıllarda. Mecburen. Balkan Savaşları'nın genç subayları ve emniyet olsun diye buğday topluyorlar. Ama bu tabii köylüler açısından, Anadolu açısından büyük bir çile. Şahnalar hiç sevilmez Anadolu'da. Şahna dedi mi herkesin tüyleri diken diken. Ama böyle de bir denetim yapılması gerekiyor tabii. Bu nedir? Çarık. Çarık. Evet, önceden çarıklar çok kıymetliymiş. Herkes hatta çarıklarını anlatırdı yani dedem. Benim çarığım vardı, ben böyle kıyamazdım. Ceketime de kıyamazdım ama çarığımı hiç kıyamazdım. Ceketime silerdim falan diye anlatırdı. Senin deden anlatıyor. Evet. Senin deden benim yaşımda falan ya. Yok. Peki. Yok. Kapı tokmaklarımız var. Kapı tokmaklarımızın özelliği şudur. Kapı tokmaklarımız özellikle bizde mahremiyete saygıdan dolayı tek tık yapılırsa eve gelenin erkek olduğunu anlarız. İki tık yapılırsa da eve gelenin hanım olduğunu anlarız ve o şekilde. Peki Bayburt'ta kapı tokmaklarının büyüklüğüne göre kadın erkek tokmakları ayrı ayrı dizildiği oluyor mu? Belli başlı kapılarda evet. Öyle değil mi? Ama köylerde öyle. Tek tık erkek, iki tık kadın. Yani orada bile demek ki biraz yine bir şeyler söylüyor yani kadın. Evet. Kim geldi kim? Erkek geldi tak, kadın geldi tak tak. Mahrem namahrem lakin gelen illa muhabbet illa Muhammed. Ha, çok güzel. Şair kitabı da var herhalde sizde bir tane. Dikiş makinesi. Bu ne ya? Minyatür bir şey bu. El mekanizması. Rapata. Tandıra ekmeği vurmak için. Şey değil mi? Yastık bu yani. Yastığın üstüne işte, hamuru yastık. Eziyoruz. Yastıkla tandıra. Burada çok güzel kapı kilitleri var. Hmm, bunu hatırlıyorum ben ya. Bu dondurma makinesi falan mı? Yok, ayran yapmak. Ayran mı yapmak için? Bunu böyle alıyoruz. İçerisinde devamlı ama bunu tabii çalıştıran şunu açıyor. Bunlar eskiden böyle devamlı şöyle yaparlardı, dondurma yaparlardı ama. Bu ne? Tepür. Tepür buğday eleğidir. Buğday eli. Elek. Hmm. Buğdayın taşını ayırmak için kullanılıyor. El yordamıyla belli başlı yukarı aşağı hareketlerle taşın ağırlıkla bir tarafta kalmasına ve buğdayı... Yani şöyle biraz hafif yan tutuyoruz. Evet. Ve taşlar aşağı, buğday üstte kalıyor. Peki bu? Odak taşı. Odak taşı.
Odak taşı öküzlerin, öküz arabalarının özellikle dağdan veya dağdan aşağı inerken boyunları zarar görmesin diye hodak taşı konulurmuş iki öküzün ortasına. Bu... Ama eğer hodak taşı yoksa da köyden hodak taşına eşdeğer bir çocuk konulurmuş ve o çocuğa da hodak oldum derlermiş. Hodak, hodak taşı yerine hodak. Kandırık kayışı? Arabaları boyundurukla birbirine bağlayan, hani hayvanı çifte koştuğunuz zaman ip olarak kullanıyor. Bir nevi ip. Bu kısımda el matkabımız var, su terazimiz var. Aynı zamanda ehram tezgahı için mekiğimiz var. Ya mekik, evet. Çok güzel. Burada da bir yüzeç var galiba değil mi? Ben insanların müze merakı olduğunu biliyorum da burada bu arkadaşın da müze merakı olduğunu bilmiyordum. Hakikaten bizle beraber bütün müzeyi dolaştık. Bir numaralı evet, enteras. Hakikaten. Peki Aleyna Hanım, çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Görüşmek üzere, sağ olun. Burada ne kadar güzel. Yani bunların hepsini sizler böyle ağaçlardan falan hiçbir şey atmıyorsunuz. Merhaba, nasılsınız? Allah'a çok şükür, sağ ol. Bu dağlarda çekmediği çiçek resmi yoktur Sayın Hanım. Sizin de bir doğa fotoğrafçısı olduğunuzu biliyorum. Evet. Vallahi Allah kolaylık versin ama harika bir doğa var. Yani bu kadar doğa bende olsaydı ben de fotoğrafçı olurdum da neyse peki. Bizim de aslında son derece geç vakitte yakaladığımız bir olay var. Biz biliyorsunuz matbaayı ülkeye o zaman eski dönemde pek almak istememişiz matbaa makinalarını. Bize belki Avrupa'ya girdiğinden 300 sene sonra gelmiş. Yani Gutenberg'in matbaasından biz 300 sene sonra ancak yayınları baskı haline getirip yayınlayabilmişiz, çoğaltabilmişiz. Büyük bir eksiklik tabii. Yanlış yorumlardan kaynaklanıyor. O konulara girmeyeceğim. Siz gerekli çalışmaları yapabilirsiniz. Ama son dönemde gelen makinaların arasında bir tane orijinal 115. yılın anısına o zaman o dönemin en büyük matbaa makineleri üreticisinin Almanya'da ürettiği bir makine var burada. Bu yaklaşık 60 senelik bir baskı makinesi ve bu şekilde Anadolu'ya son bu müzeye gelene kadar ki birkaç ay öncesine kadar hizmet veren bir makine. Sevgili seyirciler, sizlerle Dede Korkut şehri Bayburt'ta dolu dolu bir Bayburt yaşadık. Görüyorsunuz Çoruh ki coşkulu ruh veren, insanın içini coşturan, bereket veren bir nehir. Çoruh'un üstünde, Bayburt Kalesi'nde, Çinilerinin arasında ve hakiki güzellikleri beraberce yaşatmaya çalıştığımız yerdeyiz. Dolu dolu bir program yaptık. Benim şehrim Bayburt'a hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.